Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün iki konu üzerinde durmak istiyorum. Birincisi son derece sıcak, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırı. İkincisi ise Filistinlere reva görülen insanlık dışı muamele ve işkencelerle ilgili Side Teyman askeri üstünde patlak veren bir skandal. Önce birincisiyle başlayalım. Lübnan ve İsrail arasındaki son saldırı dalgasının nedenlerini dünkü videomda epeyce e, geniş bir şekilde anlatmıştım. Bugün tekrar detaylarına girmeyeceğim. Bazı hatırlatmalarda bulunacağım. Mejdel Şems'te bir e, roket futbol sahasına düşen bir füze ya da 12 kişinin ölümüne neden olmuştu. İsrail, Hizbullah'ı sorumlu tutarken görgü tanıkları füzenin demir kubbeden geldiğini belirtmişti. İsrail bu olayı kullanmak için hemen harekete geçti bunu kullanarak Hizbullah'a karşı güçlü bir kampanya başlatmak istedi çok net bir şekilde. İkincisi de Dürzi acısını istismar ederek Lübnan içinde Düzlerle Şiileri savaşa sürüklemeyi umdu. Ama hesap e, öyle istediği gibi tutmadı. Dört İsrailli bakan taze için bölgeye gitti ama Dürzliler gelenleri kovdu. Ardından Başbakan Netanyahu taze için aramak istediğinde reddedildi. Buna rağmen bölgeye gitti fakat kalabalık defol faşist diyerek protesto etti. Dürzi liderler İsrail'den intikam istemediklerini ve acılarının istismar edilmesine karşı olduklarını açıkça söylediler. Dahası Lübnan'da e, dürzi lider, siyasi aranda önemli isim Veli Cem Bolat açıkça İsrail'i suçladı. Yeter artık diye de çıkıştı. Direnişin arkasında olduğuna dair mesajlar verdi. Çok beklenen mesajlar değildi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da Cem Bolat'a teşekkür mesajı gönderdi ve haliyle Lübnan'ı karıştırmaya yönelik bir hamle bertaraf edilmiş oldu. Malum Can direniş ekseninin karşısında yer alan bir lider Suriye'ye karşı husumeti çok derin eski. Eski e, yani ta babasından kalma, babasının ölümünden kalma bir husumetten söz ediyoruz. E, sonuç itibariyle buna rağmen iç savaş senaryosuna geçit vermedi. Suriye'deki dürzi liderler de İsrail'e prim veren açıklamalardan kaçındılar. Ruhani liderler hiçbir tarafı suçlamadan Golan'daki acılığı ailelerle dayanışma sergiledi. Bu saldırı Golan'da oldu. E, Golan işgal altında Suriye toprağı, saldırıya uğrayan yerde Dürzilerin yaşadığı bir yer ve nüfusu büyük oranda İsrail vatandaşı olmayı reddediyor. 1000 1967'den beri. Gel gelelim misillemelere. Hizbullah Mecdel Şems'teki füze ile ilgisinin olmadığını açıklamıştı. İsrail dediğim gibi bunu kullanarak hemen harekete geçti. Üç gündür saldırılar oluyordu Lübnan'ın güneyine yönelik. Ee, ve e, Hizbullah da bunlara yanıt veriyordu. Amerika Birleşik Devletleri Hizbullah'tan karşılık vermemesi yönünde söz almaya çalıştı. Özel temsilci Ostein temaslarda bulundu. Fakat Hizbullah saldırıya, saldırıyla yanıt vereceğini tekrarladı. Yani angajman kuralları içerisinde saldırı devam ederse İsrail'e saldıracağını açıkça belirtti. Nitekim İsrail saldırırken güneyde e, Hizbullah da en az 9 yerde İsrail'i vurdu. Hizbullah son olarak Sahel Taburu karargahını kat yüşe ile hedef aldı. Lübnan hükümeti ilgili aktörlerle görüşmelerden sonra kendilerine İsrail'in saldırıların İsrail saldırılarının sınırlı olacağı güvencesin verildiğini açıklamıştı. Yani tabi ki bu güvenciyi Amerikan üzerinden alıyorlar. Fransızlar da devredeydi. İşte Hizbullah'ı da dizginlemesi konusunda Lübnan hükümetinden beklentiler vardı. Ama dediğim gibi Hizbullah'ın tutumu son derece net. Savaşı kışkırtmayacak bir saldırının formüle edilmeye çalışıldığını anlıyoruz son yani pazartesinden beri ya da pazardan beri yaşanan trafiğe baktığımızda Lübnan tarafı bu güvenceden hareketle başkent Beyrut ve uluslararası Refik Hariri havaalanına saldırı olmayacağı beklentisi içerisindeydi. Öngörüsü bu yöndeydi. İsrailli ve Amerikalı kaynaklara göre de Biden yönetimi İsrail'in Hizbullah'a güçlü ama sınırlı bir misilleme yapmasına destek verdi ama çatışmanın kontrolden çıkmasını önlemek için de Beyrut Havaalanı'na saldırılmamasını istedi. Buranın yani savaşın bölgeselleşmesini önlemeye yönelik önemli bir vurgu olduğunu anlıyoruz. Pek çok ülke vatandaşlarını Lübnan'ı terk etmeleri yönünde vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri yönünde çağrılar yaptı. Elçiliklerin tahliye çalışmalarına hazırlıklarına başladığına dair haberler geldi. Ciddi bir tırmanış beklentisi oluştu bu minvalde. Bugün akşama doğru İsrail Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de bir binayı bombaladı. E, Ölü sayısı konusunda çelişkili bilgiler var. Bir kadının öldüğü söylendi. Ajanslar ölü sayısının 3'e çıktığını belirtti. Yaralı sayısı onlarca. Bir haber kaynağına göre 68 yaralı var. Bunlardan bazıları son derece ağır haliyle ölü sayısı artabilir. İsrail kaynakları Hizbullah komutanlarından Fuat Şükür'ün hedef alındığını belirtiyor. Lübnan'ın kaynaklar ise Şükür'ün hayatta olduğunu belirtiyor. Kaydediyor dediğim gibi tablo henüz net değil o yüzden ihtimal dahilinde konuşuyoruz yani hayatta olabilir ya da olmayabilir. Hacı Muhsin olarak da biliniyor Şükür Amerikalılar tarafından aranan bir isim 83'teki bombalı saldırının mimarı olarak da biliniyor ya da Amerikalılar öyle söylüyorlar başına 5 milyon dolar ödül konulmuştu. 83'te ne olmuştu? Amerikan deniz piyadelerinin bulunduğu kışlaya bombalı bir kamyon, bomba yüklü bir kamyonla saldırı düzenlenmişti. 247 Amerikan askeri ölmüştü ve Amerikalılar tısı tarağı toplayıp Lübnan'ı terk etmek zorunda kalmıştı. Henüz o zaman Hizbullah resmi olarak ortada yoktu ama bu olaydan Hizbullah ne yani oluşum aşamasındaki Hizbullah sorumlu tutuluyordu. Hacı Muhsin Nasrallah'ın kilit askeri danışmanlarından biri, en önemli isimlerden biri, sağ kolu olarak da e, anılıyor. Hizbullah e, şimdi tabii ki yani. E, akıbetini bilmiyoruz. Önemli bir isim. Pek çok şeyi değiştirir, değiştirebilir. Hizbullah'ın her halükarda bu bu tür bir saldırıyı sineye çekmeyeceğini söyleyebiliriz. ve işte şimdi endişeyle bekleme sırası İsrail'e geçti. İsrailler bugün, bu gece ya da yarın nasıl bir karşılık geleceğini bekliyor olacak. Hizbullah nerede, nasıl yanıt verecek bunu bilmiyoruz. Angajman kuralları ne kadar aşınacak bekleyip göreceğiz. E, tabii bu arada İsrail yetkililer bir taraftan eee Meclis Şemsi kullanarak misilleme yapıyorlar, bir tırmanış söz konusu. Ama diğer taraftan da özellikle Amerikalıların e, işte etkisini kullanarak e, Hizbullah'ı sınırlamaya çalışıyorlar. E, bir İsrailli yetkili e, şunu söylüyor bugünkü saldırı sonrasında. Yani ama amacımız bölgesel bir savaş çıkarmak değil. Bölgesel savaşın çıkıp çıkmayacağı Hizbullah'a bağlı. Yani bir anlamda Hizbullah'a hani biz vurduk sen işte sen de sınırlı ol el yükseltme demeye getiriyorlar. Göze alabilselerdi Lübnan'a şimdiye kadar 10 kez girmişlerdi. Neden göze alamadıklarını daha önceki videolarımda e, detaylı bir şekilde anlatmıştım. Hizbullah'ın savaş kapasitesi, füze, stoku, e, asimetrik yanıt kapasitesi, e, işte yani demir kubbeyi delecek e, imkanlara kavuşmuş olması, yer altındaki savunma sistemleri, tünel sistemleri ve işte İsrail'in kırılgan pek çok tarafı ve İsrail'in bütün şehirlerini vurabilecek bir güçten bahsediyoruz. Yani 200 bin'e yakın füze füze e, stoku var, e, 150 bin civarında tecrübeli e, savaşçısı var vesaire. Haliyle İsrail'in ödeyeceği bedelin çok yüksek olması böylesi bir caydırıcılık oluşturdu. Tabii buna burun kıvrananlar var ama İsrail'i savunma pozisyonunda da tutan bir güçten bahsediyor. İsrail her zaman saldırı yapan, yani dilediği yerde savaş başlatıp dilediği zaman bitiren bir güçtü ama şimdi dilediği gibi başlatamıyor ve savaşı bitiremeyeceğini de öngörüyor. O yüzden İsrail kara kara düşünüyor. Şimdi eee haliyle bu konu uzun bir konu. Bölgesel savaş riski yüksek. Ancak dediğim gibi e, İsrail ve Amerikan tarafı da bu konuda son derece artık e, işte Hizbullah gerçekliğini dikkate alarak hareket etmek zorunda her ne kadar işte Lübnan'ı taş devrine döndürmekten, yerle bir etmekten bahseden bakanlar eksik olmasa da son itibariyle askeri planlama içerisindeki yetkililer temkinli olma gereği duyuyor. Şimdi sözü uzatmadan ikinci konuya geçmek istiyorum. Bugün asıl üzerinde durmak istediğim bu konuydu fakat Lübnan'daki hızlı gelişmeler nedeniyle diğer meseleyi öne aldım. Şimdi Negev çölünde Filistinli esirlerin tutulduğu bir askeri üs var Side Teyman. Bu e, üs sonu yani bir süreden beri gündemdeydi. En nihayetinde lağım gibi patladı. Pazartesi günü aşırı sağcılar ve yerleşimciler bir bakan ve birkaç milletvekili eşliğinde askeri üsse baskın düzenledi. Amaçları Filistinlere işkence eden askerlerin yargıya teslim edilmesini önlemekti. İsrail ordusunun hukuka en fazla riayet eden bir ordu olduğu iddiası İsrail'in soykırım ve savaş suçlarına canlı olarak savaş suçlarını canlı olarak izleyen dünyayı susturmak için kullanılan bir argüman. Bunu her zaman söylüyorlar. Batılı müttefikleri de İsrail'e destek verirken büyük bir iki yüzlülükle bu argümana sarılıyor. Dünyanın en etik askeri gücü böyle pazarlanıyor ve bu ordunun Gazze'de yürüttüğü soykırım, Batı Şeria'da işlediği suçlar ve yerleşimcilerin estirdiği terör bütün hukuki insani maskeleri yerle bir ediyor. Bu durum İsrail siyaseti ve kurumları arasında da ciddi bölünmelere yol açtı. Bugün birazcık da bunu anlatmak istiyorum. Gazze'de esir alınan Filistinliler dediğim gibi burada tutuluyor ve bu üssü ABD'nin Irak'taki Abu Ghraib cezaevine benzetenler var. Bazıları da İsrail'in Guantanamo'su diyor ama Gitmo benzetmesi biraz hafif kalabilir. Üstten sağ olarak çıkan Filistinlilerin anlattıkları var ve bunlar son derece dehşet verici ama pek umursayan olmadı şimdiye kadar. Geçen ay New York Times gazetesinde bir haber çıktı. Birazcık dikkat çekmeyi başardı. Gazeteye göre Sidi Teyman askeri üstünde alıkonulan Gazzeliler gözleri bağlı ve elleri kelepçeli olarak günde 18 saat yerde oturtuluyor. Esirler burada e, 3 ay kadar tutuluyor. Sorgulama süreçlerinde işkence uygulanıyor. Hares gazetesine göre bu konuya en fazla dikkat çeken gazetelerden birisi. Hares gazetesine göre buradan sağ çıkamayanlar var ve en az 36 Filistinli işkenceden dolayı yaşamını yitirdi. Gazeteye konuşan tanıklara göre esirleri korumakla görevli 103. birim ya da birim 103 bu birimin yapmadığı kalmadı. Bir asker tanık olarak konuşan bir asker Filistinlerin bulunduğu alana pimi çekilmiş şok bombası atıldığını, insanların dişleri ve kaburga kemikleri kırılıncaya kadar dövüldüklerini anlatıyor. İsrail Sivil Haklar Derneği de insanlık dışı koşullara dikkat çekmişti. İsrailli 5 sivil toplum örgütü buranın kapatılması için yüksek mahkemeye başvurmuştu. Bu süreç devam ediyor bildiğim kadarıyla. Mahkemeye sunulan dilekçe her şeyi ortaya koyuyor. Burada verilen bilgilere göre Filistin'ler uzun süre el ve gözleri bağlı olarak tutuluyor. Kelepçeli oldukları için uzuvlarını kaybediyor. Anestezi olmaksızın cerrahi operasyonlar yapılıyor. Tıbbi tedavi ve tuvalet ihtiyaçları karşılanırken dahi elleri ve gözleri bağlı tutuluyor ve elbette darp ediliyor bu insanlar. Bu üstün bulunduğu alana Yemen tarlası da deniliyor. Bunun nedeni 49'da Yemen'den getirilen Yahudilerin ilk olarak burada tutulmuş ya da burada konuklanmış olması. Gazze'nin yerle bir edildiği 2008 ve 2014'teki operasyonlar sırasında da Filistinler burada esir tutulmuştu. Bugün de aynı yer kullanılıyor. Dediğim gibi sonunda lağım patladı. Birkaç gün önce Sidi Teyman üstünde tecavüze uğrayan bir Filistinli bir Şeba'da bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralıydı. İsrail Devlet Televizyonu kan konuyu gündeme getirdi. Bunun üzerine güvenlik birimleri harekete geçmek zorunda kaldı. Açılan soruşturmaya binaen askeri polis cinsel işkenceyle suçlanan biri komutan 9 İsrailli askeri gözaltına almak üzere üstse gitti. Ortalık işte bu şekilde karıştı. Askeri polis üstteki askerlerin direnişiyle karşılaştı. Ardından aşırı sağcılar seferber oldular. Siyasetçiler, maskeli ve silahlı fanatik gruplar üssü kuşattı. Aralarında askerler de vardı. Müzakerelerin ardından suçlamaların odağındaki 9 asker ifadeleri alınmak üzere Beytlit askeri üssüne götürüldü. Burası burada askeri e, yargı var anladığımız kadarıyla. Fakat azgın grup e, bu sefer burayı da kuşattı e, ve ciddi bir e, direniş gösterdiler. Aşırı sağdan yükselen tepkiler nasıl bir mantık güdüldüğünü çok iyi anlatıyor. Dedikleri yani ifadelerini aktarıyorum burada birkaç ifade var. E, Yahudilerin Arap yanlısı yargıya tahammülü kalmadı. Yani kendi yargı sistemlerini Arap yanlısı olarak yargı e, e, suçluyorlar çünkü askerleri yargılıyor diye. Teröristleri idam etsinler böylece işkenceye de gerek kalmaz. Yargılamak değil bu askerlere e, madalya verilmelidir. Bir teröristin ifadesiyle kahraman askerler yargılanamaz. Bu ifadeler işte bu gösteriye katılan insanların e, söyledikleri şeyler. Baskına katılanlar arasında Miras Bakanı... Eliyahu ve birkaç milletvekili de vardı. Maliye Bakanı Smotrich zanlıları kahraman savaşçılar diye selamladı. Hapishanelerden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı İtimar Bengivir gözaltı kararını utanç verici diye nitelendirdi, eleştirdi. Ayrıca zanlı askerleri en iyi kahramanlar ilan etti. Ben Giver pazar günü bu tartışmalar olurken İsrail hapishane, hapishanelerindeki koşulların kötüleştiğini gururla itiraf ederken aynen şu ifadeyi kullandı. Buradan gurur duyuyorum. Yani hapishanedeki insanlık dışı koşullardan gurur duyan bir bakan sapkınlıkta sınır tanımayan bir lider. Filistinli tutukluların izini süren zamir Ad adlı sivil örgüt var ve bu örgüte göre İsrail hapishanelerinde 9700 Filistinli tutuluyor. Konu e, Kneset'te de parlamentoda da tartışıldı. Likud milletvekilliği Hanoş Milovitski gözaltılandan askerler bırakılınca, e, bırakılıncaya kadar bütün oturumların boykot edilmesini istedi. Filistin asıllı milletvekili Ahmet Aybi Likud temsilcisine bir kişinin makatına sopa sokmak meşru mudur diye sordu. O da teröriste her şey meşrudur ifadesini kullandı. Yani bu düzeyde tartışılan bir mesele, işkence şu anda İsrail siyasetinde. Sadece Savunma Bakanı Galant ile İçişleri Bakanı Moshe Alben'in baskını kınayan açıklamalarına şahit olduk. Bunun dışında... Yani baskın kınanıyor ama öteki taraflara dair bir açıklama yok. Yani neden İsrail yargısının olduğu bir yer kuşatılır, eleştiri buna yönelik diğer konulara girmiyorlar. E, Hares yazarı Yossi Werther bu konuyu gündeme getirirken e, şu ifadeleri kullandı. Dedi ki tarihçiler İsrail toplumunun nasıl bu kadar vahşileştiğinin hikayesini anlattıklarında bütün bir bölüm tutuklanan bir teröristin cinsel istismara uğradığı şüphesiyle yedek askerlerin gözaltına alınmasını proteste etmek için Side Teyman askeri üssünün basılmasına ayrılacaktır. Peki bu olay neyin göstergesi nasıl okunmalı? İsrail kendi iç bütünlüğünü kaybediyor. Askeri disiplin bozuluyor. Aşırı sağcı ve dincilerin orduda ağırlığı artıyor. Bunlar ne kanun tanıyor ne de kural İsrail'i yetkililer bu isyan yüzünden Dümdan cephesine yönelik çalışmalara ara vermek zorunda kaldıklarını açıkladılar. Bu orduyla savaşta yapılamaz. Hele hele Hizbullah gibi az önce söylediğim 150 bin askeri olan 200 bin füzesi olan bir asimetrik güce karşı topyekun savaş bu orduya çok gelecektir. Zaten Dediğim gibi göze alsalardı bu savaşı aylar öncesinden başlatırlardı. Amerika frenliyor çünkü Amerika'da bölgede olacakları göze alamıyor. Bu olaylar ayrıca İsrail'in Orta Doğu'da hukukun işlediği yegane demokratik ülke olduğuna dair yalandan bir efsaneyi yerle bir ediyor. Sözünü ettikleri hukuk ve demokrasi Filistinli Araplara zaten işlemiyor, çalışmıyor. Ölüm, yıkım, sürgün ve hepsi birden soykırım dışında Filistinler için geçerli olan tek hukuk var, apartheid rejimi. İki konuyu birden ele aldım, biraz uzadı, kusura bakmayın lütfen. Burada nokta koyuyorum. Bu konuları daha çok konuşacağız nasıl olsa. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, abone olan ve katkı sunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.